Tayland'da helal yemekler. Abi çok ucuz. Niye böyle ucuz? Burası ne tatlı değil mi? Bir şey gördüm. Zara'nın Türk markası olduğunu düşünüyordu. Bebek ahtapotu yiyorlar. Motor var. Çok fazla. Gözlemeyi yememe, kedi izin vermedi. Selamünaleyküm. Tayland'dan selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yurt dışında çoğu insanın sorunu yemektir. Özellikle damak tadımıza uymayan yemekler olduğu zaman yurt dışında çok fazla sıkıntılar çekebiliyoruz. Ve ben de dedim ki Tayland'dayız. Yani Tayland'da da bu kadar helal yemek olduğunu pek fazla bilmiyordum. Araştırdım ve buldum. Şu anda oradayız. Hadi bakalım beraber göreceğiz. Tayland'da helal yemekler. Burası Tayland'daki Harun Camisi'nin etrafındaki yemek yenen bölgeler. Burada çok fazla helal yemekler var böyle sıralanmış bir şekilde. Cidden çok güzel yemekler var. Ben şu anda Müslümanların yaşadığı bölgedeyim. Burada tavuklar ve özellikle et konusunda olabilir. Bakın sosisler falan var. Bunların hepsi helal. Arkadaşlar, tavuklu gözleme 6 lira. Ha bir de salatası var. Tavuk ve pilav toplam fiyatı yine 6 lira. Abi çok ucuz. Niye böyle ucuz? Biraz da üzerine yağ falan koyuyor. Şu güzelliği. Şu an çok açım ve helal. Bu görmüş olduğunuz yemek helal. Ve sadece 6 TL. Eğer Tayland Bangkok'a geldiyseniz ve yemek sıkıntısı yaşıyorsanız mutlaka Harun Camisi'nin o taraflara gelin. Direkt caminin etrafında helal yemeklerle dolu, böyle dizili ve restoranlar bir sürü. Tayland'da helal yemekler caminin çevresinde bu şekilde dizilmiş vaziyette ve çok ucuzlar. Tavuktan sonra bir tatlı yiyelim. Bir yemek yiyecek halimiz yok. Onu fazla yemedim zaten. Evet, selamünaleyküm. İşte güzel şeyler görüyoruz. Vay 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 vay. Bu sadece 5 lira. Ya bildiğim waffle yaptı 5 lira. Bu çikolatalı gözleme ise sadece 3 lira. Çok iyi, çok iyi. Yani Tayland'da çoğu şey pahalı normalde ama bunlar bayağı güzel. Gözlemeyi yememe kedi izin vermedi. Bir gözleme daha almayayım. Zaten tadına bakacaktım. Bilsem bakardım. Neyse Allah'tan şu poşetteydi ve kedi saldırmadı. Yemekleri yedim. Şu an patlamak üzereyim ama hiçbir yerde içecek yok. Mekanlar genellikle kapalıymış şu anda. Burası bir Müslüman caddesi. İnsanların çoğu cübbeyle, başörtüyle geziyor. Bayanlar, kadınlar. Şimdi bir AVM'ye gidelim bence. Bir tane AVM var. Tayland'ı şu an siz böyle görüyorsunuz ya. Sizi öyle bir yere götüreceğim ki şimdi. Tayland'ı böyle görmediniz. Hadi gidelim. Tayland'da ulaşım da çok ucuz arkadaşlar. Mesela otobüsler aynı böyle. Biraz bizim eskiden kullandığımız otobüslere benziyor. Ben şimdi başkente bakarak Tayland'ı anlatıyorum. Ankara'ya bakarak tüm Türkiye'yi yorumlamak pek doğru olmayabilir. Ben de Bangkok'a bakarak her yeri yorumlamayacağım. Şöyle söyleyeyim. Bangkok şehrinde çok fazla motor var. Çok fazla.
Ulaşım çok ucuz. Bir zengin bölgesi var. Bir de durumu iyi olmayan insanların yaşadığı bölgeler var. Tabii bunu birazdan göstereceğim. Tayland'da böyle bir mekan var mıymış diye böyle şaşıracaksınız eminim. Ayrıca Tayland'da trafik tersten akıyor. Yani bize göre tersten akıyor. Araba çağıracağım diye internetim... Ya Tayland'da şöyle bir sorun var. Aldığınız internette bitiyorsa, diyelim 10 GB aldınız. 10 GB bittikten sonra hız sıfıra iniyor. Çalışmıyor neredeyse. Adam gidiyor ya. Tayland'da internet sorunu çok fazla. Tayland'a geldiyseniz interneti bol alın. Şarj, yani power bankiniz %100 olsun, dayanmıyor. Sonunda yakaladım. Evet, şu anda Tayland'ı çok farklı bir şekilde göreceğiniz bir yerdeyim. Central World'dayım. Evet, burası Central World, bildiğiniz. Bu da New York'un Times Square meydanı var ya, burası da Bangkok'un meydanı. Ya bu bölge biraz daha zenginlerin yaşadığı bölge diyebilirim. Gerçekten acayip büyük bir AVM ve içerisinde her şey var. Ve bir şey gördüm. Arkamda İstanbul'un yeni havalimanının, yani 3. havalimanının reklamı var ve burada binlerce insan bunu görüyor. Gerçekten şu an böyle gurur duydum. Acayip gurur kasıyorum şu an. İçeride neler var? Aslında bir girip bakalım. Aa, bu Shrek çizgi filmindeki o pasta değil mi? Beni de Taylandlı'ya benzetiyorlar. Ben onu anlamış değilim. Tayland'ı sevdiniz mi bakayım? Yorumlarda böyle bir yazarsanız. Tayland güzel yani, gezebilirsiniz. Tabi kaybolmayın, interneti iyi yapın. Mesela ben şimdi gidip internetimi uzattıracağım çünkü internet lazım. Burası ne tatlı değil mi? Ali Ertuğrul Tayland'ı bilinmeyen yönleriyle anlatmaya devam ediyor. Burada çok garip bir şey var bakın. Japon yemeği takoyaki, içerisinde bebek ahtapot var ve bebek ahtapotu yiyorlar. Bu da sokak yemeği Tayland'ı. Liselilerin kıyafeti de şu arkadaki arkadaşlarımızınki gibi. Liseliler böyle kıyafetler giyiyorlar. Kamerayı gören bakıyor. Gelmişken biraz da Tayland'daki kıyafet fiyatlarına bakalım mı beraber? Şu var ya şu, $100. Hemen buradan uzaklaşıyorum. Çok pahalı. Gözüme bir şey çarptı, bakın. Haribo Türkiye'nin miydi ya? Haribo var ve Türk ürünü diye geçiyor şu an. Market fiyatlarını göstermek isterdim ama çok fazla müzik var ve markette çekim yapılması pek izin verilmiyor. Ben de anlamadım niye. 1,5 litrelik Coca-Cola yaklaşık 2,5 TL. Bence bayağı ucuz. Böyle kavunlu Fanta var. Çok enteresan ürünler var ya.
Evet, biraz önce paketimi tamamen sınırsız yaptım ve ek olarak 7 dolar daha ödedim. Şu anda sınırsız olarak bir hafta kullanabileceğim. Artık yolda kalmak yok Ali. Annemle Kore'deyken annem Zara'yı gördüğü zaman Zara'nın Türk markası olduğunu düşünüyordu. Zara bir Türk markası değil ama Zara diye bir şarkıcı vardı değil mi Türkiye'de? O yüzden hepimiz Zara'yı Türk markası zannederiz. Burada da var. AVM'nin dışında konserler oluyor hem de her gün. Buraların içinde konserler oluyor. İşte buralarda konserler veriyorlar. Fiyatlar Tayvan'la neredeyse aynı. Buranın kavunu çok güzel. Kavun yemenizi tavsiye ederim. Fiyatlar Tayland'da yaşayan insanlar için biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü Tayland'ın asgari ücreti o kadar yüksek değil. 400 dolarmış. Bu da ne demek oluyor? İnsanlar çok fazla kazanamıyor demek oluyor. Tayland'da tip olayı da çok fazla. Yani bir kafeye gittiğinizde, bir restorana gittiğinizde mutlaka böyle tip veriyorsunuz. Çünkü zaten insanlar az kazanıyor. Maaşları az. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Tayland'dan sevgiler. Daha çok video için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tayland'dan sevgiler.